Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla ve sizlerin desteğiyle hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Uzun bir aranın ardından, keşke yaşanmasın dediğimiz olayların ardından Fener'in maçı var. Gece gerçi canlı yayın yaptık ama bu videoyla da perçinleyelim istedim. Bu arada bugün özel bir teşekkür ve özel bir tebrik ile videomu açmak istiyorum. Sevgili Arda Güler, 18. yaşın, sana ailene, sevdiklerine ve seni sevenlere kutlu ve mutlu olsun. İnşallah sağlıkla dolu, başarılarla dolu nice güzel yıllara ulaşırsın. Aynı zamanda Arda Güler'in de dediği gibi kanalımıza abone olmayan Galatasaraylı olsun. Kanalımıza abone olmayan Beşiktaşlı, Trabzonsporlu olsun. Gerçi onlar da kanalımıza abone olsun. Bir şey yapalım. Kanalımıza abone olmayan Arda Güler düşmanı olsun diyelim. Aşağıdan da butonu görüyorsunuz. Oradan abone olup yapabilirsiniz. Fenerbahçe'miz Konyaspor maçı hazırlıklarını dün itibariyle tamamladı. Biliyorsunuz Süper Lig'in 23. haftası erteleme maçında bugün Arabam.com Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe'mizde hazırlıklar tamamlandı. Hani uzun uzadıya konuşmanın lüzumu yok. Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idmanda şunlar şunlar oldu ve Fenerbahçe kampa girdi. Muhtemel 11'leri de konuşalım. Hatta muhtemel 13'ü konuşayım ben size. Çünkü büyük ihtimalle muhtemel 13 olacak. Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydın, Atilla Salahi, Osterwold. Merkez ikili de Arao, Crespo, İrfan Can. Bir kanatta Rossi, diğer kanatta King, Valencia. Alternatif 11 ise Altay Bayındır, Ferdi, Samet, Salahi, Lincoln, Henrique. Orta ikili de Arao, Zayt. Sağda İrfan, solda Rossi, forvette King ve Valencia. Toplam 13 oyuncudan oluşan bir 11 tahminimiz var. Bakalım ne olacak. Konyaspor ise Seyic, Ahmet, Adil, Calvo, Cilerme, Soner, Oğulcan, Bukalakis, Muriç, Mihailak ve Diop şeklinde bir 11'e sahip. Konyaspor'da eksik çok diyor haberimizde. İşler biraz karışık. Şimdi yeni transferlerden Mahir Emreli 1. Marlos Moreno 2, Alejandro Pozuelo 3, Metehan Mert 4. Bunlar lisansları maçın asıl oynanması gereken gün olan 6 Şubat'tan sonra çıkarıldığı için oynayamayacaklar. O dönem kadroda olan Barış Yardımcı ise Konya'dan ayrıldı. Sakat futbolcusu bulunmuyor. Bu arada Hacı Ahmet Hoş da ayrıldı. Onu da değinmeleri lazımdı. Değinmemişler. Orta saha oyuncusu Bruno Paz İstanbulspor karşısında gördüğü sarı kart nedeniyle de cezalı. Yani 4 kişi yeni geldi. 2 ismi transfer edildi. 6 bir isim sarı kart sınırın yani cezalısı olduğu için 7 kişi oynayamayacak. Fenerbahçe'de ise tek eksik Batshuayi. Diğer futbolcular maçın oynanacağı tarihte lisansları çıktığı için oynayabilecekler. Ama 7 isim de sınırda. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Ferdi Kadıoğlu, Atilla Szalai, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş sarı kart görmeleri halinde Kayserispor deplasmanında görev yapamayacaklar. Yani şu oyunculara bakıyorum. Mert Hakan Yandaş yedek kulübesinde gördü, gördü, görmedi. O görmez. Verdi zaten 55 haftadır sarı kart sınırında. Atilla Szalai de hakeza. Serdar Aziz mesela yani ben hep söylüyorum. Mesela çift maç haftalarında ya 5-10 dakikada oyuna girip şey yapıp sarı kart yemeleri lazım aslında. Yani bu 7 sarı kart olayını. Ama Jesus bunlara da kızıyor. Konyaspor'da stoper Adil Demirbağ'la forvet İkpeazu onlar da sınırda bulunuyorlarmış. Eğer sarı kart yerlerse Giresun maçında yoklarmış. İnşallah ikisi de sarı kart yer. Giresun maçında olmazlar. Çünkü yakın bir zamanda Galatasaray'la falan da maçları var. Şimdi TFF'den ertelenen maçlar için açıklama geldi arkadaşlar. Ben dün dedim ya resmi açıklama diye. Resmi açıklama geldi. Ertelenen maçlarla ilgili 18. maddenin hükümleri yani ertelenen müsabakalarda yalnızca ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte kulüplerde tescilli olan futbolcular katılabilir. 2. Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte cezalı veya idari tedbirli olup da erteleme müsabakasının oynanacağı tarihte cezası infaz edilmiş olan kişiler erteleme müsabakasına katılabilirler. 3. Ertelenen müsabakanın oynanması gereken tarihte müsabakaya katılma hakkı olan kişiler erteleme müsabakası tarihinde cezalı veya idari tedbirli ise erteleme müsabakasına katılamazlar. Arkadaşlar bu bizim için çok mühim değil aslına bakarsanız. Yani
Biz zaten aynıyız. Hiçbir fark yok. Ancak bu Beşiktaş için sanırım Beşiktaş ve Antalyaspor için sahaya çıkacak kadroları aşırı etkiliyor. Onu o gün konuşuruz ama bizim gündemimiz Fenerbahçe. Mehmet Büyükekşi'den playoff iddialarına yanıt ki Beşiktaş Başkanı'nın konuştuğu, Ali Koç'un yıpratılmaya çalışıldığı şeyler yaşandı. Ben merak ediyorum. Fenerbahçe sayfaları gururla çıkıp açıkladınız. Gururla Ali Koç'u hedefe aldınız. Gururla başkanınıza sövdürdünüz. Hani gururlu bir şekilde de çıkıp ya özür dileriz arkadaşlar gaza geldik, galeyana geldik. Şöyle böyle dediniz mi acaba? Çok merak ediyorum. Ben şunu söyleyeyim. 2023 yılı Türkiye'sinde son zamanlarda gördüğüm en mikrop şey şu. Birine iftirayı at, yayılsın, herkes onu karalasın. Adam çıksın desin ki ben masumum, masumluğunu kanıtlasın ama o iftira üstüne yapışık kalsın. Allah da size aynı şekilde muamele etsin. Olur mu? Kim böyleyse Allah da ona aynı şekilde muamele etsin. Yani atıyorum günah işlediniz, tövbe ettiniz. Allah desin ki yok. Sen bir kere işlediydin desin. Çünkü bu kitapsızlık, bu başka bir şey değil ya. Sadece Ali Koç örneğinden demiyorum ya. Ya şu oyuncu şunu yapmış diyor. Çıkıyorlar, kanıtlıyorlar. Yok, yapmamış. Ya yapmıştır, yapmıştır. Adam bir şeyle yargılanıyor. Tamam diyor. Şundan yargılanıyor. Yani kesin yapmıştır. Yapmasa niye yargılansın? Ha, iftira diye bir şey var hani hayatta. Duydunuz mu bilmiyorum. Allah herkesin gönlüne göre versin. Mehmet Büyükekşi'ye playoff iddiaları soruluyor. O da açıklamalarda bulunuyor. Bu arada Beşiktaş Kulübü de açıklamasını yaptı. Yaptığımız resmi açıklamalara rağmen maalesef her gün ligin gidişatı ve benzeri konularla çeşitli iddialar gündeme geliyor. Daha önce resmi duyurularını ve planlamalarını yaptığımız süreçler dışında herhangi yeni bir şey gündemimizde de yok. Playoff iddiası ve benzeri şeyler nereden çıkıyor anlamış değilim. Ben kaynağını biliyorum ama söylemek istemiyorum. Bana yakışmaz. Ne bu yönde bir talep gelmiş durumda ne de böyle bir şey gündemimizde diye konuşmuş. Yani lig planladığı şekilde oynatılıp takvime uygun bir şekilde bitirme planımız var diyor. İstanbul'da 10 Haziran 2023'te Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacağız. Gayemiz en geç Haziran'ın ilk haftasında ligleri sağlıklı bir şekilde bitirmek, sonrasında da tüm mesaimizi Şampiyonlar Ligi finaline harcamak. Yaşadığımız büyük felaket sonrası FIFA ile olduğu gibi UEFA ile de sürekli iletişim halindeyiz. Kimsenin kuşkusu olmasın diyor arkadaşlar. Bu arada hocam muhtemel 11'de niye João Pedro'yu koymuyorsun? Hani aylardır oynamıyor, yıllardır oynamıyor şöyle böyle diye. Şimdi arkadaşlar João Pedro konusunda bir parantez açmam lazım. Mecburen açmam lazım. Onu söyleyeyim. Niye mecburen? Fenerbahçe tarihinde bazı şanssız futbolcular vardır. Bir geçmişi düşünün. Mesela Diego Perotti. Sakat olmamış bir Perotti belki seni şampiyon yapardı. Şimdi ben Trabzonspor yorumlarını falan da okuyorum. Diyorlar ki Abdullah Avcı teknik direktör değildi. Vakayeme onu şampiyon yaptı diyorlar. Öyle büyük bir futbolcuydu diyorlar. Hani ne kadar haklılar, ne derece doğru bilemem. Onu size bırakıyorum. Ama sağlam bir Perotti kuşa geçirdi. Krasiç mesela Fenerbahçe hiçbir şey kazanamadı Krasiç'ten. Sağlam bir Krasiç ile Fenerbahçe tarihi altın harflere geçirecek sezonlar yaşayabilirdi. Mesela Van Persie sakatlık sıkıntısını yaşamasaydı ve Pereira kaprisi yaşamasaydı belki de şu anda çok başka şeyler konuşacaktık. Hani aklıma gelenler bunlar. Mehmet Ekici mesela. Sakatlık deyince akla gelen isimlerden. Ha, João Pedro da bir nevi benzer şekilde tarihte yerini almış durumda. Ancak João Pedro'nun şöyle bir özelliği var. Pazarı çok. Pazarı yoğun. Bakın şimdi şunu söyleyeceğim. Dışarıdan Fenerbahçe maçını izleyen arkadaşlarım bana aynen şunu söylüyor. Lan sizi her maç böyle doğruyorlar mı? Lan oğlum niye rakibe hiç kart vermiyorlar diyor. Biz de diyoruz ki işte biz de bundan bahsediyoruz. Ama diyor biz dışarıdan bakınca diyor. Her maç bunlar penaltı alıyor. Rakibine kırmızı veriyorlar diyor. İşte siz o her maç rakibe kırmızı veriyor. Penaltı alıyor dediğiniz günden beridir vermiyorlar bize diyorum. Ama yani özellikle Adana Demirspor maçında herkes her şeyi gördü. Ha, bugünkü maç mesela. Açın. Şifresiz kanaldan yayınlayın. Fenerbahçe'nin 3 tane maçını arka arkaya şifresiz kanaldan yayınlayın. İnanın en koyu böyle Fenerbahçe'den tiksinen Galatasaraylılar bile şunu diyecektir. Ulan bunların her maç böyle hakkı mı yeniliyormuş? Tabii bizimkiler şampiyon olur diyecek. Bunlar bu kadar hakkı yenilir. Nasıl bunlar bu kadar ayakta durabiliyor diyecekti.
Şimdi CHP Drone olayını hocam bunun ne alakası var? CHP Drone olayı şu. Hazırlık maçında herif sakatlanıyor. Kaleciyle karşı karşıya. Adamın futbol hayatı tehlikeye giriyor. Hakemin verdiği karar. Hakemin verdiği karar ne? Sadece penaltı. Lan versene kırmızı kart. Hocam hazırlık maçı kırmızı versene olur vermesene olur. İyi her hazırlık maçında birileri birilerine döşesin. Mesela Fenerbahçe desin ki ulan Galatasaray'la kim hazırlık maçı şu. Alın size şu kadar para. Icardi'yi sakatlayın, Muslera'yı sakatlayın, Kerem'i sakatlayın. Sezonu kapatsınlar. Benden size 5'er milyon TL. Değil mi? Eğer mantık, ahlak buysa iş buraya gider. Bak o futbolcuya vereceğin kırmızıyı, vereceğin 5 maç cezayı, 5 resmi müsabakada oynamama cezasını. Bak bakalım hazırlık maçları nasıl hazırlık maç oluyor. Ve futbolcunun hayatı, ya yani futbol hayatı gidiyordu. Şimdi Portekiz basındaki iddiaya göre Brezilya ekibi Cruzeiro. Benim bildiğim başka bir takım. Yeni sezon başlamadan önce takviye yapmak istiyormuş. Golcü bir takviyesi, ya golcü takviyesi ve gündeme Fenerbahçe'den Joao Pedro'yu almışlar. Joao Pedro transferinde yapılacak görüşmelerin Cruzeiro için zor olabileceği kaydedilmiş. 15 maçta oynadı diyor. Cagliari'den transfer edildi. Cagliari. Bazı arkadaşlarımız floresan lamba hesabı bizi aydınlatmayı çok seviyorlar. Onların aydınlatmasını dikkate alalım. Cagliari'den transfer edildi. 15 maç, 2 gol, 1 asist. Hocam çok kötü performans. Ama maçın içerisindeki hareketleri, maça katkısı, bu 2 golün ve 1 asistin hangi maçlarda geldiği de önemli tabii. Güncel piyasa değeri 9 milyon euro. Atletico Mineiro altyapısında yetişti. Palermo, Vitória Guimarães, Penarol, Desportivo Brasil, Santos, Estoril Praha ve Cagliari forması giydi. Yani sezon başına 4 milyon 680 bin euro bonservis bedeli ödendi. Hocam peki biz ne kadar istiyoruz? 7 milyon euro. İster zorunlu opsiyon, ister normal. 7 milyon euro dışında masaya oturmayacağımızı söylüyoruz. Hocam o zaman gitmez ki. Yani 7 milyon euroyu veren varsa buyursun. İtalya'dan birkaç takımla görüştük. Aslına bakarsanız İtalyan takımları ki bunlardan bir tanesi şu anda sanırım Sivasspor'un rakibi diye biliyorum. Fiorentina. Sakatlık raporlarını vesaire istedi. Hoşlarına da gitti gitmesin ama biz 7 milyon euro da direttik. İş olmadı. Hocam 4.630'u aldık. Yani 4 aynı fiyata bile versek iyi değil miydi? Değildi kardeşim. Sen onu ne umutlarla aldın? Yani bir maç, iki maç, yani bir doğru düzgün maçını izleyemedik sakatlıktan, kendine gelememesinden diye futbolcuyu bu kadar çabuk harcamayın. Valencia 33 yaşında. Gol krallığına giderken Valencia çöp. Valencia şöyle kötü, böyle kötü. Galatasaray'da Icardi var, şu var, bu var diyorsunuz. Valencia'nın adı başka takıma gitti diye anılınca Ali Koç'a bu sefer saydırıyorsunuz. Eldeki yıldız gitti, şöyle gitti, böyle gitti. Olur mu canım? Bir Icardi kadar yok. Değil mi? Bir Icardi kadar yok. Ya Batshuayi mesela. La adam 15 gol atmış. 15 gol. Sorduğum kişiler diyor ki hocam diyor Beşiktaş'ın çöpünü aldık. Al sana çöp. La keşke her aldığımız böyle çöp olsa. Her aldığım Beşiktaş'ın çöpü böyle olsa. 15 tane gol falan atsa. Daha sezonun yarısındasın. Ya biraz düşünmenizde fayda var. Ben bugün Fenerbahçe'mize başarılar diliyorum. Sizlerden de rica ediyorum. Arda Güler'in dediği gibi lütfen kanalımıza abone olalım. Bu videoyu da beğenelim. Görüşmek üzere arkadaşlar.